Selam arkadaşlar, bugün İzmir'deyim ama burada çok fazla durmayacağız. Birazdan Alaçatı'ya geçeceğiz arkadaşlar. Çok güzel, Alaçatı'da 2-3 günlük bir program bizi bekliyor. Bence siz de en az benim kadar eğleneceksiniz eğer bu vlogun tamamını izlerseniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu kadardı. Hep unutuyorum. Günaydın. Günaydın. Şimdi hızlıca bir kahvaltı yapalım. Kahvaltı dediğimiz benim sadece iki Hindistan cevizi, iki parça Hindistan cevizi, işte bir salatalık, 2-3 küçük çeri domatesten ibaret normalde. O kadar az şey yiyorum ki kahvaltıda. Şimdi de şunlardan bir iki tane ağzıma atacağım. Ama bizim bahçenin dutu var. Daha yeni toplandı. En güzel dut bizim bahçede yetişiyor. Yani bu sene nerede dut yediysem hiçbiri güzel değildi. Beyaz dutlarda, kara dutlarda. İnanılmaz. Bu nedir ya? Şimdi Gökhan'ı alacağım Göztepe'den ve direkt Yuzu Beach'e geçeceğiz. Beach'te ona da yedireceğim bunlardan. Arkadaşlar bu arada hava ne kadar sıcak. Ya ne kadar sıcak, bizim her odada klima var ama ben banyoda hazırlandım ve artık kalp krizi geçirecektim sıcaktan. Yani nasıl dayanıyorsunuz bu sıcağa? Hava 36-37 derece falan ama hissedilen 50 derece. Kesinlikle. Neyse. Ben şimdi çıkıyorum, artık çok geç kaldım. Arkadaşlar hazır mısınız? 3 günlük süper bir tatil vlogu'na. Evet tamam, gel. Ben dön. Tamam. Gel. Vlog'tasın. Hey. Hey. Haydi. Haydi. Haydi cümle neye? Çeşme'ye. Harika. Çeşme'deyiz şu an zaten. Alaçatı'ya. O değil de. Şu an Alaçatı'ya gitmiyoruz ki. Galiba güzel poğaçalardan yedin, susamlar. Ya Gökhan'cığım sağ olsun, beklerken bana da almış poğaça. Kırçiçeği de çok güzel yapıyor arkadaşlar Göztepe'de. Hani eğer İzmir'deyseniz bence mutlaka o Göztepe'deki kırçiçeğindeki o minik dereotlu peynirli poğaçalardan deneyin. Bir şey söyleyeceğim o zaman sana, sana bir ifşa şu an. Tamam. O poğaçalar kırçiçeği satmıyor canım benim. Yanındaki unlu mamuller satıyor. Çok tatlı bir unlu mamuller var butik böyle. Çok tatlı bir kadın işletiyor. Oradan alıyorum ben sürekli. Evet, ben seni konum atıyor Gökhan bana, kırçiçeğin önündeyim diye. Çünkü sen asla bulamazsın oraya konumu, o yüzden. Geldiğim için. Ne bileyim, öyle sandım. Afiyet olsun. Tamam. Şu an Ayayorgi'ye gittiğimiz için bu arada Çeşme dedim ben, Alaçatı değil. Alaçatı'ya akşam geçeceğiz. Rüzgar gelir, rüzgar gelir. Bence sen söyleme İlhan'cığım. Arkadaşlar Yuzu Beach'e geliyorduk fakat bu yolun sonu denize çıkıyor direkt. Maalesef kilitlendik ve kaldık. İlayda'cığım dönemiyor da. Şu an geri geri gidiyor paşa paşa. İlayda'ya güvenip Yandex'le ya da Google Maps'le geliyorsanız bunlara katılmak zorundasınız. Şu an olduğu gibi sıcağın altında denize girmek yerine. Evet harika, devam ediyorsun canım benim. Ya senin yüzünden. İlayda oynamaksın o yüzden yani. Olur böyle şeyler, gayet normal. Meylesene. Gökhan keçilerle çok iyi anlaştı. Arkadaşlar çok tatlılar. Bakar mısınız? Burada keçiler ve oğlaklar var. Oh! Ne haber? Gökhan. Merhaba. Bak bu sen. Çok güzel çıktın. Vallahi çok güzel çıktın. Bak, sen de çok güzel çıktın. O da çok güzel çıktı. Kıskanma tamam. Siz benim akrabam olabilir misiniz acaba? Ben de çünkü küçük bir oğlak burcuyum. Çok güzelsin sen. Merhaba, merhaba. Evet canım, biz de seni özledik. Merhaba arkadaşlar. Evet, çok özledik. Merhaba. Canım benim. Evet. Yerim seni. Gülüyorlar bence bunlar bize. Merhaba. Sanırım. Ayayorgi koyu olarak. Bak bu dedeleri bak, sakal bırakmış. Evet. Aynen, keçi sakalı. Merhaba arkadaşlar. Bayağı güldü yalnız. Merhaba. Arkadaşlar biz şimdi Yuzu'ya geldik. Üzerimde Triangle'ın bir havalı bikinisi var ve bayıldım.
Ben de bayıldım. Harika. Gerçekten mi? Her an böyle patlayabilecek bir bikini. Her an elimizde patlamaya hazır. Ya burası böyle farklı şekillerde bağlanabiliyor. Görürsünüz zaten. Benim çok hoşuma gitti. Havlu bu sene çok moda zaten. Yalnız bizim fethiyle biraz fazlaymışız galiba. Şey yapayım mı? Ya senin göbeğin mi çıktı? Hatırladın mı bu cümleyi bir yerden de şu bu oldum mu acaba? Ulan kendisi göstermiş şu an. Hiç yok. Arkadaşlar linçlemeyin artık Gökhan'ı. Avcı tutlarımız en son Yuzu Beach'te görüldü. Arkadaşlar az önce şu karşıdaki beach'e, İmi Beach'e yüzdüm, geldim. Orada Dilara var, çalışıyor. Bana hatta arkamdan su döktü. Biz şimdi biraz acıktık tabii. O kadar yüzünce ben karşı kıyıya yemek yiyeceğiz. Menüde ne var? Menüde bu var. Wow. Buyurunuz. Ben dış set olarak cevap vereyim. Harika. Muhteşemsin aşkım. Evet, biz şimdi hazırlandık arkadaşlar. Tutku'yla daha yeni görüşebildik. Daha yeni görüştük gerçekten evet, ya. Evet, geldiğimizden beri. Hiç bulamadık onlar da uçağı falan röter yaptı. Aynen, onlar bugün otelde kaldılar. Beach'e gelmediler. Aynen. Evet. Evet, erkekler de çok şık olmuş. Yaz gecesi şirketen başka bir şey. Gökhan nasıl yanmış ya, biz nasıl yandık? Ya bir şey soracağım. Gömleğini de yaktık. Yanına gelmeyeceğim seninle. Ben yanmıyorum. Fakat otelde ütü olmadığı için arkadaşlar. Aynen. Yanmakta kalmadı. Gömleği bile yandı yani o derece. Olsun ya. Yani belli olmuyor ama çok. Aynen. Ay Gökhan sevsene bak. Sevince ne kadar küçük olduğu anlaşılıyor. Ya yürüsün. Ağzıma. Çok tatlı. Ay çok güzel. Sağlıkla büyüdün. 2 aylık falan herhalde. 2,5. Süper. Biz geldik. Sen yanlışsın. Hayat çıkmışsın. Evet. Biz geldik. Wow. Benim bebeğim büyüyünce böyle olacak evdeki tırayıcı. Çok iyi. Ne tırayıcısı ya? Tırayıcı diyorum sürekli. Bak. Canım. Hazırız gece. Geldik. Hoş bulduk. Merhaba. İlayda'cığım, senin şarkılar Gökhan Özen çalıyor yine. Asla bilmediğim metalife girecek şarkılar. Öyle değil mi? Asla bilmediğim şarkılar yüzünden. O da var. Ama bu şarkılar tatlıdır ya. Yani Gökhan Özen'in bu Dayanamam falan vardı. Gökhan diye mi? Hayır ben Gökhan'ın bu albümlerinin hepsini kasetini aldım. O zamanlar kaset öyle vardı. Ha. Sen bilmezsin canım. Yok ben de alırdım. Kardeşini mutluyum Allah. Benim abim para babası. Altında son model arabası. Onun güzel aşkısı var. Yere gelmez arkası. Onun güzel dostları var. Yere gelmez arkası. Benim abim para babası. Altında son model arabası. Onun güzel aşkısı var. Gökhan'cığım bana gül aldı. Nasıl bir öpmek ki çocuğun? Demek ki kafası bayağı iyi. Kimin? Gül aldığına göre kafam bayağı iyi diyorum. Gel buraya gel. Ben olmadım kalmıştım. Sana veriyorum. Ne kadar buradasın? Hello. Çiçeği kaptın. Evet. Çok şanslısın. Şanslı günümdeyim. Sorma. Her zaman almaz. Sen şanslı değilsin bence çiçeği satan şanslı şu an. Ha. Aldı yani. Aldı ve kaçtı. İlayda'cığım. Biri arıyor. Alo.
Tamam yürüyeceğiz aynen. Melisa canlı konum attı da oraya doğru gidiyoruz. Melisa canlı konum attı mı? İlayda öldü. Şu an canlı konum atlaş yerimi. Bir şeyler diyor tamam. Melisa attı ama İlayda'cığım şu an çiçeği aldı ve öldü. İlayda'yı otele bırakacağız. Uyuyacak o şimdi. Biz afterlarca. Hadi lan oradan. Seni uyutacağım şimdi. Geçmiş olsun. Ben seni uyutacağım. Hadi. İlayda sen ne yapıyorsun ya? Çiçeği kapmışsın. Evet. Rakı da sende. Aynen. Ne olacak şimdi? Alaçatı yansın ya. Geçmiş olsun. Şimdi alaçatı şimdi. Geceler. Salak. Ne? Değil mi sence? Hayır. Kızlar heyecanlı şu an. Aynen kızlar, bizi tanıdılar. Aynen. Ya. Efektli ayna bulduk arkadaşlar. Böyle gecenin bu saati diye mi böyle oldu? Şu anda efekt. Bu da efekt. Bu da efekt. Ya çok yakışma. Kilolu mu çıkıyorsun sen de? Ha? Kilolu mu? Çok mu yedin bu akşam? Düşen, yürüyemeyen. Düşmedim ki hiç. Ben profesyonelim, düşmem. O derece. Düşmem. Kafam bu kadar iyiken bile düşmem. Ne içiyorsun şu an? Rakı. 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 Cheers. Ey. Gel buraya. Ay, çarparmış. Canlı yayında sağ geç. Sen neydin ya? Bu ne abi? Abi. İlayda'cığım. Ya gecenin bu saatinde söğüş tüye geldi. Gece saat kaç oldu abi? 12, 1. 1'i 17 geçiyor. 10 Temmuz Cumartesi günü. Sen bu saatte söğüş yiyorsun. Sen soktun aklıma. Söğüş ne olur biliyor musun şu an? Bilmiyorum ama sanırım sakatat. Söğüşle. Mekan efsane bir yer. Çok tatlı konteynerde. Beni buraya sokma fikri senden çıktı. Ama söğüş. Ne zamandır söğüş yemek aklımdaydı. Ne yiyeceğim bilmiyorum. Kelle paça mı söğüş? Sanırım hepsi karışık. Hayvan neresi yiyeceğiz şu an? Şu an her şeyi yerim bu arada. Seni bile yerim ama ne yiyeceğimizi asla bilmiyorum. Çok üzücü. Ne bile derken? İşte sakatat demek istedim. Ha, şu sakat, an sakatatsın sakat, yani. Sakat at. Sakat at. Şu an kesiyorum video burada. Bizim Serkan şef var. Çünkü görmüyorum. Sanırım ilk defa hayatımda söğüş yiyorum. Çok değişik bir şeymiş. Bol baharatlı. Bir de ben böyle lavaş da istemedim. Sanırım lavaş da daha güzel oluyor. Nasıl sevindi. İradacığım. Canım. Başlattın mı? Söğüş. Sevdin mi? Yani güzel. Ben ilk kez yiyorum. Sen de ilk kez yiyorsun. İkimizin de birlikte. Söğüş ilk kez yiyoruz ama söğüşün ne olur biliyor musun? Ne bu? Şu an yediğimiz ne abi bizim? Ya bunun içinde beyin var. Bir şeyler daha var böyle sakat attığı bir şeyler. Ben dürüm yiyorum şu an. Okey. Gayet güzel bu arada. Sen böyle şey porsiyon yedin. Aynen ben lavaşın kalorisini almayayım diye yaptırmadım ama. İlayda'cığım ne kalorisi ya? Sen burada gelmiş rakı içmişsin. Ya. Çok tatlı bir kedi gelmiş. İçi dolu şu an. Hamile miymiş? Yerim sizi. Nasıl sevdi? Sen de nasıl seviyorsun Gökhan? Günaydın arkadaşlar. Biz şimdi çok güzel bir yere kahvaltıya geldik. Acıktınız mı? Acıkmışlar arkadaşlar. Kızım gene. Yine biz. Yine bir vlog seçti. Lok içinde vlog. Aşkım. Yapacak bir şey yok. Biz bu tatil böyle aynen. Güzel arkadaşlar. Çok güzel kahvaltıya geldik. Tamam. Bakalım neler yapacağız. Ama bulanık. Yok. Arkadaşlar bir tutam kahvaltıya geldik şimdi ama gördüğünüz gibi burası bir tutam değil çok tutam kahvaltı var burada. Patentimi veriyorum şu an. Senin miydi? Pardon. Ama hakikaten çok tutam. Kız sonunda doyuyor. İlayda'cığım. Ben pişileri şey menemenlere batırıyorum. Sağlıklı besleniyorsun yani. Çok güzel. Hadi bakalım. Hayır çok güzelmiş. Yarasın. Bunun da sesi kesildi. Yiyorum. Aynen. Cem de heyecanlı şu an. Daha hiçbir şey gelmedi. Aynen.
şu an hiçbir şey yiyemiyorum. Bakın. Benim böyle bazı şeylerim var. Şöyle. Bugün cumartesi arkadaşlar. Cumartesi günleri Alaçatı'da pazar kuruluyor. Biz de şu an pazarın içinden geçiyoruz. Meyveler, sebzeler o kadar güzel görünüyor ki şu an hiçbirini alamadığım için çok üzülüyorum. Bir de acura ben bayılırım. Acur İzmirliler bilir. Bu işte buna bayılıyorum ve bu her zaman olan bir şey de değil. Ama aldırtmadılar. Zaten hoş alsam da hani yiyecek şeyim, yerim ve zamanım yok hani kirazlar falan ve inanılmaz güzel görünüyordu. Şu an alamadığım için çok üzülüyorum. Aşırı güzel lavanta kokuyor. Burada ben kendimi kaybedebilirim akşama kadar. Dün akşam buradan biz rakılarla çekildik, hatırlıyor musun İlaycığım? Evet ya, biz dün akşam hatırlarsanız bu masada oturup... Evet ya. Yürürken dükkanı kapattık yani. Aynen. Güzeldi. Burası evet birinin özel miyik muhtemelen burası. Biz çöktük dün. Ha, o zaman da Cem Pozlar da. Backstage'deyiz şu an aynı zamanda. Cem'in kombini yıkılıyor tabii. Yirim ağzını. Çok güzelsin yine. Teşekkür ederim. Karın kasların ve sen. Evet. Helal sana. O kadar yedin içtin yani. Bir önceki bak Gökhan akıllanmış. Bir önceki vlogta göbeğim vardı. Evet. Eleştiri yapıyordu şimdi. Pişman oldum. Şey. Kenara gel. Kenara gel. Diriyle beraber açtı yine. Çok güzel bir gençler beach patlıyor. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Çok güzel bir beach'e götürüyorum sizi. Götürüyorsun. Helal be. Şişe de açacaksın mı bize? Canımsın. Yalnız bu Alaçatı'nın trafiği nedir ya? Monarş'a geldik. Burası yeni açılmış. Biz ilk defa deneyeceğiz ama çok güzel olduğunu duydum. Kelebekler Tanrıçası'nın bitiymiş. Monarş Kelebekler Tanrıçası. Arkadaşlar ben bu beach'e bayıldım. Ya çünkü böyle burayı kat kat yapmışlar. Deniz bayıldı. Gökhan zaten bayıldı. Alkazlar getirdi. Dünden kalma. Arkadaşlar inanılmaz güzel esiyor. Deniz bugün çok eğlenceli, çok dalgalı. Ama denizi sevmeyenler için yukarıda deniz tuzundan oluşan kocaman bir havuz var. Çok deniz suyuyla, aynen deniz suyu demek istedim. Deniz suyundan oluşan çok güzel bir havuz var. Kızlar havuzcu oraya gireceklermiş. Biz, ben, Gökhan, Cem denizciyiz. Biz denizde takılmak istedik. Ama ben burada gerçekten bütün günümü burada geçirmek isterim yani. Böyle. Denize girdik çıktık, su inanılmaz eğlenceliydi, dalgalı. Şimdi dinimiz geldi. Siz ne yaptınız? Havuza mı girdiniz? Biz evet havuza girdik ama deniz sulu havuz olduğu için evet. Çok güzeldi. Ya. Hayalimdeki havuz. Tamam. Şimdi başlayalım. Başlıyorum. Evet, işte tavuk. Bir de pizza söyledik. Pisleştik iyice. Evet ya, gündüz yiyoruz, sabah yiyoruz, akşam yiyoruz. Yiyoruz, ne olacak tutku bence. Bak döner dönmez spora başlıyorum. Evet, seni de emekli yapacağız zaten. Aynen, ileride hele beni göreceksiniz sporda artık. Hadi bakalım. Arkadaşlar size harika bir şey getirdim ya. Ne yaptın sen ya? Fit olmama bu pizzalara borç. Biz de yiyelim o zaman böyle evet. Olacaksa. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz vlogun bu bölümünde bir Monash'tan çıkıp İmi Beach'e geçtik. Burada Berkay konseri varmış diye buraya gelmek istediler. Ben bilmem Berkay'ı çok tarzım değil ama işte eğleniyormuş gibi yapmaya çalışıyorum. Hazır mıyız? Evet. Bir sürü bahşiş var.
bacım. Sulu boya mı yapıyorsun? Evet. Chocolate bar. Aynen. Yemek ister misin? Ya. O da yenebiliyor gerçekten. Bakayım. Cem. Şuraları şöyle yapalım. Şuralara. Buna bak sen. Tamam. Şimdi, şu an seni bekliyoruz. Şimdi hazırlandık. Bugün saat biraz geç oldu böyle ama geç oldu. Şimdi Tutku'yu bekliyoruz. Yani. Tutku'yu biraz. Tutku biraz şey, bir Tutku olduğu için bir Tutku değil, bol Tutku. Ne diyor? Bol Tutku. Çok Tutku. Aynen. Tutkulu bir gece hazırlanıyor. Bir Tutku'dur diye hani çabuk hazırlanır sandık ama çok Tutku'ymuş meğerse. Ben çok güzel bir kıyafet giydim. Çok güzel. İster misin? Göstermek istemem. Kimse görmesin bunu. Ben görmek istiyorum. Çok güzel. Bunun oraya geçeyim de öyle. İyi hadi. Havuzda keşke düşsen şu an ya. O kadar güzel olmuşsun. 15 saat daha ekleyelim istersen. Hazırlanmamız lazım. Şort mu? Etek mi? Ne bu? Yani anlatsana biraz. Şort. Çok iyi olmuşsun. Abi çok iyi. Şimdiki bize bayıldım. Bence bu şey... Havuza gireceksin galiba bununla. Evet. Bence bayağı iyi, net. Baksana, çiçek gibi. Short, mayokina gibi bir şey tatlı şu. Mayokina değil aslında, büstiyer. Bizim hepimiz farkında mısınız? Bir spor kombini böyle. Evet, hepimiz öyleyiz. Ama Tutku'da ya, evet. Ve bugün arkadaşlar white party. Oo, hepimiz white. Beyazlı bir şeyler giyiyoruz. Tutku da beyaz bir elbise giyecekmiş. Beyaz. Aslında sözleşmedik ama. Sözleşmeden. Evet. Tutku onun için gecikti şu an. Tamam, okey. Yeah, come on. Ya şimdi ne oldu? Biz bugün çok güzel bir mekana geldik. Sır diye. Gene Alaçatı'nın içinde. Çok güzel. Ve bakın burada kimle karşılaştık? Duygucuğum da buradaydı. Her yerde karşılaştık. Her yerde. Gerçekten karşılaşmamız da evet. Ne hayatımız var. Özellikle buluşsak bu kadar olmaz. Günaydın arkadaşlar, biz şimdi bugün Port'a kahvaltıya geldik, Sayfiye'ye. Bizim ev de burada biliyorsunuz aslında. Yazlığımız, teknemiz de vardı, battı. Evet, bunu size paylaşmadım değil mi? Bu kışın çıkan İzmir'deki hortumda bizim tekne battı arkadaşlar. Bu sene tekne. Tutkucuğum. Günaydın. Günaydın, import kombinimiz. Evet, Tutku ile Cem bugün dönecekler evet. Kahvaltıdan sonra direkt uçağa gidiyoruz. Bakalım evet. Ahiret havalı. Çok değişik Bergamot reçeliymiş arkadaşlar. Daha gelecek değil mi ona göre? Şu da çok değişik ki mandalina reçeli. Bu hellim değil mi? Bu hellim değil. Bu değil mi? Hellime yakın Antep peyniri. Aa öyle mi? Antep peyniri. Aa şahane bak. Hep tuzlusu var. Öyle mi? Aa, evet, biz katmerimiz geldi. Ne diyorsun? Biz Sivas'ta da bundan çok yiyorduk arkadaşlar. Sen Sivaslı mısın? Evet, babam Sivaslı benim. Bizde kete deniyor. Bunun tuzlusu ama ben tatlısını şu an ilk defa yiyeceğim. Var içinde gene. Evet, fıstık var. Ya bilmiyorum, biraz bence baklavaya benzer bir tat alacağız ama daha az şerbetli olur diye düşünüyorum. Daha sen öyle san. İlerideciğim, keyfin yerinde ya. Evet ya, dinlenebildiğimize şu an seviniyorum. Evet, uyuruz diyorduk ama biraz kendimize geldik bence şu an. Evet, ama gene de uyuyalım bence. Diyorsun, bu sesle, bu gürültüde, böyle bir ortamda. Ben burada bakarım ama
butik varmış arkadaşlar. Birazdan oraya bakacağız sizinle. Gidip alışveriş yapacağız. Hadi gidelim. Şimdi mi? Yes. İlaydacığım nereye? Biraz alışveriş yapalım arkadaşlar. Bakalım buralarda neler var. Les Benjamin var burada. Yasemin Karagül de var. Çok tatlı. Evet. Bakalım mı? Şortlar güzel bu arada. Kimler çok mola mesela. Merhaba. Şu an yok. Merhaba. Merhaba. Ne istiyorsun? Bir yol mu var kanka? Sence bu nasıl? Üzerinde görmemiz lazım. Şu an var mı bunun? Şu an falan var mı? Yok maalesef. Ha, tamam mı? Hayır. O da öyle. Ya güzel aslında arkadan ben beğendim. Arkadaşlar. Bence güzel oldu. Teşekkür ederim. Tatlılar. Aman Allah'ım. Evet. Ya. Kafe bu. Bizim de kafemiz var. Ben hemen kimonomu devreye soktum buraya gelirken. Çok tavsiye ettiler. Bu kereviz sapı salatasıymış. Ulus 29'un şefi de burada olduğu için artık bu da 29 köftesi gibi. Bir köfte bakalım güzel mi? Selam arkadaşlar, bilmem kaçıncı günden selam. Şimdi ben dün bir işten sonrasını çok çekemedim. Çeşme Marina'ya gittik, yemek yedik Gökhan'la, Tutku'yla Cem döndüler falan İstanbul'a. Biz normalde bugün de kalacaktık, yarın dönecektik yola arabayla Gökhan'la. Ama bir işimiz çıktı son anda, dün gece bugün dönmeye karar verdik. Bugün Urla'yı gezecektik, şarap evlerini, akşam da Odurla'da yemek yiyecektik. Ama akşamki yemeği iptal edip bugün dönmeye karar verdik. Onun için böyle çok kompakt, sıkışık bir tatil oldu. Ben dün gece babamda kaldım. Şimdi de Gökhan'la buluşup biraz gezdikten sonra yola çıkacağız. Buraya bayramda tekrar geleceğim. Evet. Şimdi Gökhan'ı aldım ve biz gene bahçe dutuna düştük. Dut yiyoruz. Dutlar bayağı iyi. Ve hiçbir şey yiyememiştim. Sabah çok iyi geldi. Fulliyoruz. Fulleyelim. Tamam, geldim. Şimdi Urla Çarşı'da birazcık gezelim dedik. Peki şapkam mı? Neden böyle çocuk gibi bağladık burasına? Uçuyor arkadaşlar rüzgardan. Tamam olur. Memleket gazozcusuna geldik. Şimdi gazoz seçiyoruz. Neli içeceksin? Şeftali ve frambuazlı bak şundan. Bakayım. Pardon, Denizli. Lahantalı şeftali. Sen neresi? Safranbolu. Bizim oranın gazozu Bağlar gazozu. Çok meşhur durumda. Öyle mi? Çok sen iyi bir güzel gazozu. Güzel midir? İnanılmaz. Şey, bu arada Gark bana göndermişti arkadaşlar. Bir sürü iki kolye gazoz göndermişti. Aa, buradan... çok güzel. Şu var ya acı bademli efsane. Aa. Bir tane ondan söyleyeyim istersen. Tamam olur. Şimdi istifçiye geldik arkadaşlar. Bugün böyle hızlı bir Urla turu olacak. Ben bu mekanı çok beğeniyorum. Yemekleri de çok güzel. Bu sene 3 tane odasını otel yapmışlar aynı zamanda. Butik otel. Odaları da çok merak ediyorum. Burada da bir gün başka bir tatilde. Aynı zamanda buranın böyle çok tatlı bir mağazası da var. Sanırım bu sene yeni açıldı. Çünkü geçen sene yoktu burada değil mi? Evet. Güzel ürünler var. Merve Nazar hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Buna bayıldım. Burada 3 oda var arkadaşlar. Ya çok kabalı. Çok
güzel. Bu da aşırı güzel fotoğraflar çıkar. Burası banyosu herhalde. Çok güzelmiş. Ben özellikle bugün bu sıcakta bu elbiseyi tercih ettim. Çünkü bu ortama çok uygun bir elbise. Bayıldım yani. Bir de şöyle alalım seni. Biz de sana bayıldık şu an Yaygacığım. Ha, beğenmedin elbisemi. Ya evet, şu an şey, telif yememek için konuşmak istemiyorum da. Telif değil hiç. Yok, telif. Kafalar karıştı. İsim verecektim çünkü. Ha, anladım. O zaman güzel kahvemizi içtik, doğru. Şarap tadımına. Arkadaşlar hava biraz sıcak olduğu için içeride oturuyoruz ama içerisinin ambiyansı da çok güzel. Bugün 7'li kadeh tadım yapalım dedik. Normalde bir şişede alabiliyorsunuz. Şarapları kadeh kadeh alabiliyorsunuz. Bu şekilde her şarabı da deneyebiliyorsunuz. Siz istersiniz Eyvan. Alırım ben de. Peynir tabaklarımız da geldi. Arkadaşlar burası da çok güzel aslında oturmak için, özellikle böyle kalabalık bir grup arkadaşlarımızla geldiğimizde. Ama gerçekten hava inanılmaz sıcak, güneşin altında oturulabilecek gibi değil. Onun için ben şu an sadece... Akşam gelinebilir sadece. Akşam. Gün batımında. Evet, burası akşam inanılmaz olur. Ben de gözlüğümü almayayım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben şahsen ilgisi de bilgi vermeye geldim. Teşekkür ederiz. Daha önce gelmiş miydi? İlk defa. Ben geçen sene gelmiştim. Aslında bir şey yazar. Biraz daha bir şey katılım ister. Urla'daki üçüncü durağımızsa Urliçe arkadaşlar. Biliyorsunuz vloglarımdan tanıdığınız Seda arkadaşım burada çalışıyor ama bugün yok. Ben de ona bir hediye almıştım, aylardır veremediğim. Onu bugün ilettim ve biz de şimdi burada oturup bir şeyler içeceğiz. Burası da gene çok güzel üzüm bağlarının içinde. Gördüğünüz gibi kendi üzüm bağları var. Arkadaşlar biz şimdi Odurla'ya geldik. Burası hakkında size çok güzel bir bilgi vermek istiyorum. Arkamda görmüş olduğunuz gibi 3 tane Mercedes'in arabası var. Burası Mercedes'le işbirliği yapmış ve bu arabalarla sizi istediğiniz yerden, evinizden alıyorlar, buraya bırakıyorlar ve burada işiniz bittikten sonra da evinize geri bırakıyorlar. Ve tahmin edin bunun ücreti ne? Yok. Bu tamamen ücretsiz bir şekilde. Eğer burada yemek yemek istiyorsanız yapılan bir şey. Mesela benim şey, alkol alacaksanız falan bu çok mantıklı. Ya da hani İzmir'e arabayla gelmediyseniz, uçakla geldiyseniz bence çok mantıklı. Urla'daysanız, İzmir'deyseniz sizi evinizden alıp buraya bırakıyorlar. Ben size buranın menüsünü de böyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar biz bugün Maurla'dayız. Aslında burası Odurla. Yani şöyle Odurla'nın içinde hem Maurla var hem Odurla var. Od ateş demek, Ma su demek. Maurla pazartesi günleri açık oluyor, salı günü kapalı. Odurla da pazartesi günleri kapalı oluyor diğer günler. Ne diyecekti unuttu. Bir de Maurla ne? Su mu? Evet, Ma işte su olduğu için burada daha çok Maurla'da deniz ürünleri var. Burası bu arada yeni açıldı. 1,5 ay falan oldu. Odurla 2,5 senedir var. Ben daha önceki yıllarda Odurla'ya da gelmiştim. Alakart gibi de alabiliyorsunuz. Böyle tadım menüleri de oluyordu orada. Tadım menüsü vardı. Ve inanılmaz lezzetli. Çok böyle bir oradan alınıp harmanlanmış lezzetler var. Burada da aynı şekilde. Eğer buralara yolunuz düşerse mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Zaten rezervasyon yaptırdığınız sürece Mercedes'le de istediğiniz yerden alınıyorsunuz.
Daha sonrasında ızgara olarak pişiriyoruz. Üzerindeki rengi alabilmesi için de fermentener ekşimizi kullanıyoruz. Ve üzerinde Arap saçımız bulunmakta. Yanında bakla ile Meksika biberimiz ve mantarımızla birlikte bir dolgu oluşturduktan sonra sosluyoruz ve daha sonrasında mantılarımızı kapatıyoruz. Öncelikle kıtırlık vermesi için alttan bir kızartma işlemi uyguluyoruz. Daha sonrasında ise buharda pişiriyoruz. Etrafında gördüğünüz ise ılık bir zencefil ponzu sosumuzdur. Asya kökenli bir sostur ve narinciye esanslıdır. Yine yanında muhammaramız bulunmakta mezir. Bize ikram olarak çok güzel bir şefin ikramı, kokteylimiz geldi. Evet, içeriğinde ne olduğundan bahsedeyim. Kirazla yapılıyor. Rengine bayıldım ben bunu içmeye kıyamam yalnız. Kiraz var, satsuma var ve cin bazlı bir kokteylmiş. Şimdi hemen tadıyorum. Efsane. Çok güzel.